Herkese merhaba. Talha Hızay YouTube kanalımda bugün yapacağım arşiv belgesi okuması 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle Osmanlı döneminden eğitimle alakalı bir belge okuması olacak. Öncelikle bugünlere gelmemizde emeği olan tüm öğretmenlerimizi saygı ve şükranla anıyorum. Öğretmenler Günü kutlu olsun. Okuyacağım belgenin konusu 1899 senesinde Zor Sancağı'nda, Deyr-i Zor Sancağı, Bağdat'tan ayrı bir sancak mutasarrıf haline geliyor. Bu mutasarrıflıkta çeşitli mekteplerde, ilkokul, ortaokul, lise çeşitli mekteplerde devletin resmi eğitim dilinin Türkçe olmasına rağmen sancak mutasarrıfının Arapça eğitim noktasında bazı girişimlerde bulunması üzerine bu girişimin bölgedeki bir öğretmen tarafından Maarif nezaretine bildirilmesi ve Maarif nezaretinden de buna karşı burada okuyacağımız bu müsvedde müzekkerinin ortaya çıkması ile alakalı bir metin okuması gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Evet, her metin olduğu gibi bu metnin de görüntüsünü sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum yorumlaması ile birlikte. Kanalıma abone olup videoları beğenmeniz durumunda yaptığım çalışmalar daha fazla kişiye ulaşmış oluyor. Evet, burada müsvedde numarası ibaresini görüyoruz. Ortada mahsus müsvedde. Sağ bölümde evrak kalemi numarası yazılmış. Şu bölümde muharreratı varidenin yani gelen muharreratın varide gelmek demektir. Numarası tarihi ve nevi numara konmamış. Tarihi 20 Şubat 315. Aslında 314 olması lazım. Bir hata yapılmış belli ki. Nev'i yani türü de tahrirat tabiri verilmiş. Hülasa yani özet. Belgemiz özetinde bize söylüyor ki zor sancağı dahilindeki. Evet, müsvedde evrak olduğu için yazı biraz kötü arkadaşlar. Bazı kelimeler olduğundan daha farklı yazılmış harfler. Dikkatli bakmak lazım. Zor sancağı dahilindeki mekatipte yani mekteplerde tedrisatın lisan-ı arabi üzerine icrası hakkında mutasarrıflıktan emr verildiğine dair Arapça lisan üzere eğitim görülmesi üzerine zor sancak mutasarrıfının bir emri varmış. Buna dair bir müzekkire yazılmış. Müsevvidi yani bunu karalayan, müsvedde eden imzası var. Şu kısımlarda da yine tespit tarihi yani karalama tarihi ve tebyiz tarihi tebyizde yani temize çekme. Burada bir şey yer almamış. Alt bölümde ise 18 Mart sene 315 tarihi yer almış arkadaşlar. Bu da 31 Mart 1899 tarihi yapacak. Evet, diyor ki zor Rüştiye Mektebi Muallim-i Evveli yani birinci öğretmeni Feyzullah, Feyz tabiri Allah lafzını görüyoruz. Feyzullah Efendi tarafından takdim olunup İdare-i Çakerhaneme havale buyurulan merbut tahriratta anlıyoruz ki bu durumu zor vilayetin sancağına daha doğrusu Rüştiye yani ortaokul mektebinde birinci öğretmen olan Feyzullah Efendi bu durumu bir tahriratla bildirmiş. Gerek Şakir'dan ve gerek evet sondaki keflere dikkat burada sondaki kefin keşideyi orta kısma doğru koyuyor. Yani Bertekse vesaire değil. Gerek Şakir'dan öğrenciler ve gerek ahali Lisan-ı Türkiye'nin, Türkçenin talimine talip oldukları halde hem hali hem öğrenciler. Mutasarrıf-ı Liva, Lisan-ı Türkiye'nin adem-i lüzumu yani sancak mutasarrıfı diyormuş ki Türkçe lisanının na gerek yok. Hani lüzumu olmaması, adem yokluk demektir. Lüzumu ve tabi karalama bölümleri var müsvedde olduğu için ve nezareti celilelerince tensip buyurulmuş olan, uygun görülmüş olan
Kütüp ve Resail. Yani kitaplar ve risaleler. Kütüp kitabın çoğulu ve Resail Türkiyül ibare. Burada bir tamlama durumu söz konusu arkadaşlar. Türkiyül ibare, il ibare, bir daha ibare yazmış, el ibare, yani Türkçe. Oldukları, muhtemelen oldukları için rüştiye ve iptidaiyede tedrisi gayri caiz olduğunu gayri caiz olduğunu beyan ile. Burada nezaretin uygun gördüğü Türkçe kitapların kullanılmasının uygun olmadığı noktasında beyan ile bunlarına dikkat arkadaşlar. B şurada noktası, vav, nun, lam, ra ve sondaki kef. Bunların yerine Beyrut'ta tab edilmiş olan Arabiyül ibare, yani Arapça ibareli kitapların yine lisan-ı arabi üzere tedris edilmesi lüzumunu beyan eylemekte olduğu işar ediliyor. Yani buraya kadar bize söylediği, bu öğretmen Feyzullah Efendi'nin yazdığı bir aslında şikayet. Öyle diyebiliriz. Türkçe olan kitapların uygun görmeyip Sancak ve Tasarrufu'nun, Arapça kitapların, Beyrut'ta tab edilen Arapça kitapların Sancak'taki eğitimde kullanıldığını şikayet etmiş aslında bakarsak. Bundan sonra artık nezaretin buna bakış açısını görüyoruz. Diyor ki her memlekette olduğu gibi memalik-i mahrusa-i şahanede her türlü muamelat-ı resmiyenin, resmi işlerin ve mekatip-i resmiyede, yine resmi mekteplerde tedrisatın devletin lisan-ı resmisi olan, karalamaya dedi geçiyorum, Lisan-ı Osmani ile, evet Osmanlı lisanı, Türkçe yani, Lisan-ı Osmani ile cereyanı levazım-ı umurdan olup, evet burada mühim bir husustan söyledi. Resmi diline ise öyle eğitim yapılır, öyle konuşulur vesaire diyor. Olup saye-i ihsan vaye-i, şurada ha, sin ve elif var, biraz bozuk yazmış. Yani ihsan etmekle nasiplenmiş olan Hazreti Padişahide, padişahın gölgesinde her tarafta ca be ca, şurada ca be, bir daha ca var, yani yer yer, kısım kısım küşat olunan, tabii ki devir, 2. Abdülhamit'in devri ve gerçekten onun devrinde okullaşma oranı çok yüksektir arkadaşlar. Küşat açılmak, açmak demektir. Küşat olunan mekatip-i iptidaiye ve rüştiye. Yani iptidai mektepler, ilkokullar ve rüştiye ve idadiyenin, lise. İdadiyenin, evet burada yine karalama yerlerine geçiyoruz. İdadiyenin demiştik. İntişar, şurada intişar kısmını görüyoruz. Yayılmak zaten. Bundan dolayı intişar marif muhtemelen şu kısımlar müsvedde. Olan demiş, yani belki marifi olan, tesiri gerek olabilir ama çok emin değilim. Yani belki aramızda daha farklı okuyanlar var, söyleyebilirler ama anlam devamında geliyor zaten. Lisan-ı resmi-i devletin, yani devletin resmi lisanının taammümüne, te-ayın-mim-mim, taammüm yayılmak demektir. Tamim olarak biliriz biz, genelge yaydırmak demektir. Bu taammümüne dahi, yani yayılmasına dahi faidesi olacağı, darkar olduğu, Türkçenin yayılmasına faydası olacağı açık olduğu halde Mutasarrıf Bey Efendi Hazretlerinin mekatip-i resmiyede, resmi mekteplerde lisan-ı resmiyi men etmeye, kıyam ve nezaret-i celilelerince intihap edilmiş olan kitapların yerine
Beyrut'ta tab edilmiş ve muhtemelen özel bir isim. Eksebi, ektebi, müessesat-ı ecnebiye matbaaları, yani yabancı matbaaları mahsulü olduğu için mündericatının mazarrattan selamet-i meçhul, yani bu kitapların içeriğinin zarardan kurtulmasının meçhul olduğu, bilinmediği, meçhul bulunmuş olan risalelerin tedrisine emr verilmesi cidden şayan-ı istirab mevattandır. Yani bu tür yabancı matbaalarda basılıp içeriği bilinmeyen bu kitapların okutulması noktasında emir vermesi şaşılmaya değer bulunacak maddelerdendir. Gerek Rüştiye Mektebi'nde ve gerek Mekatip-i İptidaiye ve Sıbyaniye'de tedrisatın devletin lisan-ı resmisi üzere cereyanı ve nezaretçe intihap edilmiş olan kitaplardan Ma'ada, bu kitaplardan başka devam ediyor, Ma'adasının mekatibe idhal edilmemesi, yani mekteplere sokulmaması, edilmemesi lazım geleceğinin, şurada lazım, şurada tabii son kısımlarda yer almış, geleceğinin, kef var, geleceğinin, muallimin, buraya dikkat, mim ayın lam mim kef arkadaşlar, muallimin işarından bahsedilmeyerek suret-i kat'iyede, kaf harfi, tı harfi, ayın harfi, harfi, kat'iyede mutasarrıfına emr-ü işar buyurulması babında. Evet, burada son bölümde iyi de bir özellik var, husus var. Şikayette bulunan, bir nevi ihbarda bulunan muallimin bu ihbarından, işarından bahsedilmeden mutasarrıfa bunun kesin surette bildirilmesi noktasında 17, şuradaki fi'dir, 18 pardon, Mart sene 315, başta vermiş olduğumuz tarihte, 31 Mart 1899 tarihinde bu müsvedde evrak Deyrizor vilayetinde idealist bir öğretmenin, gerçekten Türkçe eğitimin devletin resmi eğitimi olmasına dair tek başına Sancakbeyine, mutasarrıfa direndiğini ve bunun üzerine de İstanbul'da irtibata geçerek Maarif Nezaretinden kendisine burada böyle bir müsveddesi çıkarttığını bu belgede görmüş oluyoruz arkadaşlar. Yine Osmanlı'nın son döneminde özellikle Tanzimat'tan itibaren eğitimin her yere, en ücra yerleri bile yayılması, köy okullarının, köy mekteplerinin, ücra yerdeki mekteplerin büyümesi noktasında farklı o döneme dair güzel metinlerimiz var. Bunları yine ilerleyen günlerde, daha önce yapmış olduğumuz gibi yeni metinlerle de gün yüzüne çıkartarak yorumlama ve okuma çabası içerisinde olacağız arkadaşlar. Yeni metin okumalarında görüşmek üzere. Selamlar.